Merhaba. Bilgi, donanım, deneyimleriyle, sıra dışı meslekleriyle ve hayatlarıyla fark yaratan konukları ağırladığımız Örav sohbetlerine hoş geldiniz. Bu programdaki konuğumuz Mehmet Baş. Namı diğer Aksona Mehmet. O bir sünger avcısı. Günümüzden 1700 yıl öncesine kadar uzanan yazılı kayıtlar incelendiğinde fark edilen sünger avcılığının Bodrum'da yaşayan efsanesi Son sünger avcısı. Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağlık güzellik dolu bir akşam diliyorum hocam. Ege'nin mavisinden kocaman bir merhaba. Harikasınız. Bizi kırmadınız. Davetimizi kabul ettiğiniz Teşekkür ederiz öncelikle. Ee, şimdi sizin hikayenizi birazdan dinleyeceğiz ee, açıkçası. E, Sizle ilgili çok fazla bilgi vermek yerine sizden duymayı tercih ederim o tatlı sohbetinizle. Ama öncesinde sanırım... Ee, pek çoğumuzun kulak aşinalığının olduğu e, fakat derinlemesine bilgi sahibi olmadığı e, sünger avcılığı, süngerle ilgili biraz bilgiye ihtiyacımız var sanırım. E, ne dersiniz sizin hikayenizden önce? E, özellikle sünger bir deniz canlısı. E, dünyada çok değerli bir deniz canlısı ve e, ev hijyeninde, dermatolojide e, sıkça kullanılan değerli bir canlı. Kimdir sünger avcısı? İşte nasıl bir hayat yaşarlar? bir sünger mevsiminde neler yaşanır? Ne anlatmak istersiniz bu anlamda? Sevgili hocam, öncelikle Kuzey Afrika kıyılarından Çanakkale, Ege ve Akdeniz kıyılarında yüzyıllardır bu yana isimsiz mezarlar bırakan, çünkü öldükleri zaman kıyılara gömüyorlar, sünger avcıları gezerlerken kaza geçen arkadaşlarının bir sürü mezar var. İsimsiz mezarlar bırakan tüm zamanların sünger avcıları anısına güzel ülkemin ve yeryüzünün sevgi dolu yüreklerine Bodrum'un maviliklerinden kucaklar dolusu selam olsun. Teşekkür ederim. Şimdi sünger avcılığı usta çırak öğretisiyle süregelen kökü binlerce yıla dalan antik çağlardan bu yana süngercilik yapılıyor. İnsanoğlu bunu kullanıyor süngerleri. Ama yazılı kayıtlarda dediğiniz gibi Şöyle bir şey var. Hani birçok arşivlerden araştırdılar, buldular bunu ee, okuduk. Ee, Ege ve Akdeniz'de süngerciliğin derin dip tarihi diye bir araştırma var. Ufak bir kitap. Yunan arşivlerine falan girip araştırma yaptı Erna er, Emre Erdan hocamız, Marmarisli süngerci torunu. Aydın Menderes Üniversitesi'nde Aydın'da. O kitabı okumanızı insanların okumasını hep öneririm. Binlerce yıla dayanıyor tarihi. Ee, Hipokrat'ın tıpta nasıl kullanılan tutum arşivlerden bulmuşlar. Efendim Homeros'un İlyada Destanı'na nasıl belgelerinden bunu çarptılar ve sundular bize. Çok hoşuma gitti. Hani böyle bir eski bir gelenek, görenek, usta çırak öğretisiyle süre gelen sünger avcılığı. Şimdi Bodrum eskiden fakir Bodrum. Tabii yolu bile yok. Sürgün yeri. Bodrum'un en önemli iki ekonomik lokomotifi vardı. Birisi sünger, Birisi mandelin, Bodrum mandelini Usta çırak öğretisiyle süre gelen bir meslek bu. Ben de çocukluğum deniz kenarında geçti. 10 Ocak 1950, Bodrum'a 20 kilometre, mesela yalı çiftlik köyündenim. E, deniz kenarında yerlerimiz vardı. E, deniz kenarında tabii çocukluğum, sülalede hiç denizci yok köyde arkadaşlarımdan, Bodrum'dan işte süngere gidelim. iyi para kazanıldığını duydum. Bir kere de 13 yaşında şöyle değer, çok değerli 63 yılında çok değerli bir büyüğüm köyden. Kıyıda balık avlarken maske de herkesin ulaşıyor ulaşacağı bir şey değil o zamanlar. Çok. Evet o maskeyi de biraz açıklamak lazım. Böyle videolarınızı izlerken fark ettim. He. Çok meşakkatli bir süreç değil mi? Sünger avcılığı, tehlikeli de bir e, meslek tehlike, açıkçası. Tehlikeli. Maske değil benim balık adamlarım yüzüne takıp suyun altına baktıkları o hani e, çok tehlikeli olan forma dalgıcı hani başlıklı maçlıklı olan. Evet o, evet. Demin, ben çalışmadım. Hani maske dedi bir ma denizin altını görüyorsun. Değerli bir evet. Düğün, balık olarken sahilde meraklıyız. Çocukluğumuz hep sahilde geçti ya. Dedim e, İbrahim amcamlar. İbrahim amcam müsaade eder misin dedim dinlenmeye çıktık. maskeni bir bakmak denizin altına nasıl bir şey görmek istiyorum dedim. Tabi oğlum dedi buyur. İlk, e, daldım göbeğime kadar suyun içine bir baktım denizin altına bakış o bakış o günden sonra o derin mavinin yizemi öyle bir çekti ki kendilen beni bu bir aşka dönüştü bende. ...ilk aşk. Evet. Bir çocukken işte çocukluğumu dahi yaşamadan. Bodrum'a geldik. Çok değerli bir abi Muzaffer abim var. Muzaffer Cengiz Süngerci kaptan. İlk hocam öğretmenim kaptanım olur. Bir başladık oradan girdik. 65 yılında 15 yaşında. O gün bugün denizin altından kopamadım. E, aşka dönüştü bu iş. Bir de ileride 86 yılında 1986 yılında süngerler hastalık buldu. Eri düşürdü. Ekonomik olmaktan çıktı. Bu sefer ekmek parası için denize dalıyorsun. Çünkü Bodrum dedim ya iki ekonomik lokomotif var. Birincisi sünger tonlarına neden. İkincisi Mandelit, Daracık yollarından. Hepsi yok oldu dedim ya. O zaman evet. hastalık bulunca bütün Akdeniz'de bu hastalık oldu. Yunanistan'da Tunus'ta. Çünkü Doğu Akdeniz'de sünger vardır dünyada. Bir de Florida kıyılarında Amerika'da. Şu an orası Tarpon Springs. Oranın süngeri var. İnsanlar iş değiştirdi. Hep. E, turizme geçtik. Deniz turizmi de yeni gelişmeye başladı. Başlamıştı o zaman. E, zaten süngercilik e, yapmasını istemez çocukların hiçbir aile. Zor ya ölüm gelecek bir gün ya sakat geleceksin diye. Ondan sonra tabii ben de turizme geçtim ama süngercilikten kopmadım. Hani çalışmadım. E, karış, yemeğimi karşılayacak bir şey yok orada çünkü artık turizmden para kazanmaya başladık ama bir sünger avcısı olduğum için bütün kıyıları dalıp denizin altını çok iyi bildiğim için dalış turizme yöneldim. Mavi yolculukla dalış turizmini birleştirdim. Yani sünger kültürüyle deniz turizmini mavi yolculuğu birleştiren tek insanlardan birisiyim. Tek el bir şey. evet, bu konulara birazdan derinlemesine de gireceğiz. Evet. Şu şeyi merak ediyorum. Mehmet Bey bu sünger avcılığındaki o zorluk nedir? Ee, o risklerden biraz bahsetmemiz mümkün mü? Hatta belki e, lakabınızla da eşleştirerek bazı kavramları da açıklamak gerekebilir. Aksona diye bir kavram var. Değil mi? Artık evet. sizle özdeşleşmiş olan. Evet. Ki bu riskle ilgili de bir kavram sanırım. Biraz konudan bahsedebilir misiniz bize? Tabii ki tabii ki. Dedi ki abi Halikarnas balıkçısının deniz gurbeşleri kitabının başında iki cümle vardır. Hiçbir çile Sünger Avcıları kadar zor, hiçbir çaba onlarınkinden daha ağır değildir diyor. Diyor ki Halikarnas balıkçısı olan milattan önce diyor e, ee, milattan sonra 3. yüzyılda yaşamış ünlü filozof Opianus Güney Ege süngerciler için söylemiş bunu diyor 1700 yıllara. Şimdi süngercilik çok zor bir iş. Çünkü neden? Kelle koltukta hayatını koyuyorsun aşağıya daldığın zaman ee, Mayıs ortalarında buradan çıkıyorsun ufacık küçücük tekneler 8 metre 9 metre hadi ben motorlu zamanına denk geldim motorum vardı. iyi kötü 9 beygir 10 beygir kızma kafa çalıştığım teknelerde de motor vardı. Ama benden evet. önceki kuşaklar motorsuz yelken kürekne el pompasıyla forma dalgıcı dediğimiz o başlıklı takımlarından dalmışlar. Tabi ölüyor arkadaşları vurgun yiyor ee, ölen arkadaşları kıyıları Mayıs'ta çıkıyorlar buradan. Bir kısmı Akdeniz kıyısına gidiyor. Akdeniz kıyısına Bodrum'dan aşağı taraf deriz. Biz Samandağ'ına kadar öyle olan bölüme süngercilik Karamanya denir. Ve evet. dünyanın en kaliteli süngeri bu Karamanya kıyılarına çıkar. İnanın. Yukarı taraf deriz Ege tarafına. Buradan hani şeye doğru gidene. Çanakkale'ye doğru giden. Kimiler oraya gider? Ta Ekim sonu, Ekim 20, Kasım başlarında gelirler, dönerler. Çok uzan, uzun, uzun bir aralık değil mi? Yani çıkıyoruz. Tabii tabii, Ekmekler yapılıyor. Ailelerden kuru, uzak. Kuru fasulyeler çuvalına konulur. Şeker şeker depozito vardır. Eskiden sonra sonra ekonomi nedenleri tek tek ne düştü depozito olmadı. Böyle sefere çıkılır. Giderken insanlar helallaşıp da gider sevdiklerinden. Annesi babasıyla ailesinden. Ya gelirim ya gelmem diye. Çünkü bir ya vurgun yersin tedavi olursun ama olamazsın sakat kalırsın ya ölür hani gömerler bir kenara eskiden hani şimdiki kitabı dönemde değil onlar eskiden ulaşımı yok ya nasıl getirsinler öyle arkadaşlarla şu böyle bir iş yani böyle bir zor iş şimdi ne olurdu 7-8 metre teknenin içinde 5-6 ay bir yaşadığı zaman inanın geldiğimiz zaman Bodrum'a toprağı çok öptüğümü hatırlarım ben asosyalleşisin ee, evet. insanlardan kalabalıktan ürkersin iki laf edemezsin kalabalık bir yerde falan asosyalleşiyorsun tamamen psikolojik bozukluğa uğruyorsun bunları yaşıyorsun yani bütün işte bu insanların üzerine yükle yükselmiştir ha. temelinde bu isimsiz kahramanlar vardır Bodrum denizciliğin dolayısıyla güzel ülkemin bu denizciliğin temelinde onun için onların hakkı ne ödenir ne bir şey olur ben de vefasızlığı sevmem çünkü Nasıl büyüttüler beni? Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardı diye büyüttüler beni. Ekmek evet. yediğin sofraya ihanet edilmez diye büyüttüler. Hainlik yapılmaz. Ama işte derim her zaman şunu bütün konuşmalarımda her yerde söylüyorum bunu üstüne basa basa. 15 yaşında bir çocukken girdiğim şu derin mavinin bu deniz kültürünün içine hala devam ediyorum. Hala elimden gelince üretime katkı yapıyorum, çalışıyorum, üretiyorum. 73 yaşındayım. Öğretmenim ve okulum benim deniz, koca deryalar, koca evet. deryalar. Anlatırken duygularınız bize çok rahat geçiyor. Gerçekten çok hissediyoruz. Evet, ee, bir videonuzda fark etmiştim. Ee, tabii çok uzun süre denizden ayrı kalıyor denizciler. Zor bir evet. meslek. Evet. E geri dönüşünde ailelerin bazen dram yaşadıkları durumlar da oluyor sanırım. Bir bayrak direği hikayesi var bu, bu konunun içerisinde değil mi? onunla ilgili de paylaşırsanız dönüş yolculuğunda direğe asılan e, o bayrakla ilgili e, şimdi siyah bayrağı, paylaşmak ister misiniz? Ölü var hani eksiz zayiatlı geliyor. Siyah bayrak. Evet. Yerler. Hani benim zamanımda ben onları görmedim. Halikarnas nasıl balıkçısının evet. kitaplarında yazar o. Benim dönemimde 60 sene yaşadığım böyle bir olay yok. Evet. Böyle bir gelenek görenek de yok. Onu söylerler. Bir de telsiz yok, telefon yok, hiçbir şey yok. haberleşme cihazı Herhangi bir kaza geçirdiği zaman vurgun yere bir yardıma ihtiyacı olduğu zaman deniz üzerindeki bir tekne yarım sancak çeker. Bayrak yarı yeniktir oldu mu orada bir problem var yardıma ihtiyacı var demektir. Evet. Budur. evet. Peki şimdi e, biraz inatçısınız. Vazgeçmeyen bir e, dur, tutkunuz var Deniz ve Sünger konusunda ve bu usta çırak kültürünün devam etmesi konusunda da uzun yıllar süren işte 60 yıla yakın bir hikayeniz var bir emeğiniz var bir de kitabınız var son süngerci derin maviye adanmış bir ömür kitabınız neden önemsiyorsunuz bu kadar süngeri ve denizi e, deniz şunu tespit ettim yaşadığım hayatta ben inemem bütün konuşmalarımda şunu söylerim çünkü o deniz terbiyesi var ya bir denizde hani de öğretmenim okulum deniz dedim ya. İnsanın böyle kafana vura vura yaşayarak yaşıyor. Bir kere denizde sen ben böyle bir şey yok. Sen ben yok. Tekrenin için ne? Biz var. Ortak aklı kullanabilme becerisini dibine kadar öğretiyor sana. İki, bir lokma ekmeğin değerini, bir bardak suyun değerini öğretiyor sana. O birlikte yaşamı öğretiyor sana neyi öğretmiyor? Üç kuruşluk dünya malı için birilerinin önünde fırıldak olup dokuz tak atlamayı öğretmiyor. Evet. Mertli, dürüstlü, yediğinden fazlasını üretmesini öğretiyor. Doğanın taşını, toprağını, börtüsünü böceğinden birlikte yaşamı paylaşmayı, onlara saygı duymayı öğretiyor. Evet, deniz, deniz, insana biz olmayı öğretir demiştiniz sanırım efendim? değil mi? Evet. Deniz insana biz olmayı öğretir diyorsunuz. Evet, sen ben yoktur orada. Biz evet. ortak akıllı kullanabilme becerisini gösterir. Öyle günümüzde gezegen neden çekiyor minik gezegenimiz? Benim gözümde gezegen şu sonsuz okyanusta yüzen benim ufak bir aksonom var. Şimdi gerçekten şey e, Bodrum denizcilerinin kültür mirası olan koruma altına aldığımız zoraki olarak böyle zorla işleye işleye onun gibi bir şey üzerinde yaşadığımız gezegen şu sonsuz okyanusta düşünsenize. Milyonlarca, evet. milyarlarca ışık yılı yerden çıkan ışıkların yeni gezegene ulaştığını, su zaman kavramına bakar mısınız? Evet. Benim gözümde gezegen bu. Milletler mahalle, Türkiye mahallesi, Amerika mahallesi, Almanya mahallesi. Çağının ve çağımızın en büyük lideri bu topraklarından çıkmış. Mustafa Kemal Atatürk gibi. İnanın işte tespitim şu ki üstüne basa basa gene söylerim. Göstermiş olduğu hedef olan uygarlığa, medeniyetiye, böyle çağdaşlığa giden yol denizlerden geçiyor. Bozkırlılığı yırtamadığımız, denizci toplum olamadığımız sürece yorum sizin, siz eğitimcisiniz. E, bu dalmaya devam ediyor musunuz e, Mehmet Bey? Evet, tabii tabii ama turizm olarak dalmaya devam ediyorum. Dedim ya sünger evet. kültürünü e, deniz turizmine birleştiren insanım evet. evet. Ne oluyor? Dalış turizmi yapıyorum, mavi yolculuk yapıyorum. Benim 18 metre bir klasik trendilim var dört kabin. Evet. E, bunda... E, kompresörüm var, dalış takımlar var. Kendim dalış hocasıyım, dalış rehberiyim, kaptan eyletim. Oğlumla birlikte bununla dalışı öğrendim. Biz mavi yolculuğa geliyoruz veya bir aile geliyor, bir grup. Ya biz dalış da yapmak istiyoruz, nasıl işte İşte bende bunların hepsi var, tek elde diyorum. Bu şekilde bu ekmek paramı kazanıyorum daldı gittiğim yerlerde sünger çıkartıyorum. Olan yerlerde varsa. Yasak şimdi sünger buralarda. Tücağı evet aramadım. o konunun altını çizelim. O dediğiniz 80'lerdeki evet. hastalık sonrasında bir koruma tedbiri olarak sanırım ortaya çıktı bu yasak ama daha detayları sizden alalım o süreçte ilgili. Hayır. Hayır. Evet farklı yanılıyorum. <laughs> Çünkü neden? Dünya denizlerinde bilim insanlarının söylediği altı bin altı bin çeşit sünger türü var derler. Bunların içinde dört türü var ekonomik değeri sağlama bir tür daha var kullanabilir fazla ekonomik değil o esas hakiki dört türü var. Bunları yüzyıllardır avlıyor ve kullanıyor insan oğlu. Şimdi sünger hastalık bulduk edince yeryüzünde hiçbir güç süngere olumlu olumsuz müdahale edemez. Mümkün değil bu. Sünger hastalık bulunca adam ekmek parası içinde alıyor. Marşa bastım makine çalıştırdım mazot yakıyor. Bir sürü insanın yiyeceği için masraflı iş. E karşılığını alamayınca vazgeçti herkes. Şimdi yasak sonradan geldi. Peki bu sünger avcılığının geleceği ile ilgili beklentiniz bu anlamda nedir? Ülkemizin çok önemli bir kaynağı ve değeri belki de e, bahsettiğiniz o kültürel etkisinin de dışında bir değer olarak maddi değer olarak da ne öngörürsünüz ne paylaşmak istersiniz Hiçbir beklentim yok hiçbir umudum yok Çünkü bu usta çırak öğretisiyle devam ettiği için bu kültür koptu. Şimdiki yeni nesilden bu işkenceye, bu rezilliğe, bu zorluklara katlanacak yeni nesil yok. Hiç kimse iş yapamaz. Bir de hiçbir şeyin sonu değildir. Şun hani ben onu da söyleyeyim burada Konuşurken son süngerci belgeselden dolayı Savaş Karakaş hani süngerciliğe bıraktı ya herkes yasa ya son süngerci de kaldı hiçbir şeyin sonu yok. Şimdi burada meraklılar evet. var tabii Çanakkale'de falan süngere dalan balıkçı türünden burada da var e, iki kişi ama onlar yeterli değil. Sadece Çanakkale hudutları içinde sünger serbest. Bu yeterli olmaz şimdi. Buralarda da hastalıktan dolayı zaten 2011'de tekrar hastalık oldu dalıyorum ben bakıyorum kontrol ediyorum. Tabii her yeri de kontrol edemiyorsun. Gidemiyorsun çünkü her yere. Sünger şu an yok burada. Süngercilik gelişeceğini, insanların yeniden bu işe başlayacağını sanmıyorum. Ama gönlüm ister ki meraklansınlar, devam etsinler. Çünkü emeğin karşılığını alamayınca bir iş yapılmaz. Alır sen yapılır. Evet. Bu anlamda yurt dışına da davet edildiniz değil mi? Festivallere, yurt dışında da dalışlarınız var. Evet evet. Şimdi ben 2010'da kendi kullandığım şu tekneyle hep hayalimdi. Hani Derin Mavi'nin isim yok, Sünger Avcılarının izinde diye bir proje dahilinde ee, buradan yeni tekneye bu çıktım 2010'da. Buradan Sicilya, Sırakuza Orada festivaller var. yakınında yakında Augusta limanında Sicilya'da her yıl Haziran başında ilk haftasında dünya denizlerinde kayıp olup giden deniz adamlarının anısına festival yapılıyor. Onlar anılıyor. E, Katolikler ayin yapıyor. Papazlar Stella diye bir dernek var e, şeylerin Katoliklerin dünya çapında bu dernek o düzenliyor bunu. Ona e, katıldım. Onda konuşmaları yaptırdılar bana. Sevdiler. Dedim ki ben sünger avcılarının izinde sünger avcılarının çok hoşuna gitti. Bir de bizim e, 40 yıllık bir ee, diplomatik temsilcimiz var Sarkoza Başkonsolosu Dominiken Romeo 40 yıldır Türkiye'yi temsil eden tek diplomatımız Sicilya'da. Şimdi o da çok meraklı böyle işlere. Çok iyi anlaştık. O konuşturdu. Tercüme oldu da bana zaten bütün şeyde. Ondan sonra 3 sefer gittim kendi teklimden Tunus'a kadar. O Sicilya e, Afrika kıtasının arası en dar yeri 82 deniz milidir. O Pantelleria volkanik bir İtalyan adasıdır. Sicilya'nın güneyinde hep giderdi Yunanlılar oraya eskiden. Dinlerdim onlardan. E, merak ettim. İşte o atalarımın izinde bir de ben gideyim dedim. Tunus'a Munus'a gittim. Tunus büyük elçiliği devreye girdi. Onlar Tunus hükümetinden hani girip çıkmam için limanlara izin işi yaptılar. Şu an kulakları çınlasın. Nilfer kaygısız vardı. O zaman Tunus Büyükelçimi Hüseyin abinin e, müsteşarıydı Nilüfer Hanım. Şu an Gabon Büyükelçisi. Selam olsun ona da buradan. Sağ olsun Nilüfer Hanım beni projeyi Fransızca çevirdi. Bir notayla Tunus hükümetine. Tunus hükümeti de böyle böyle bilgi istiyor benden. Tunus'un kanunları ağır. En ufak bir şeyde tekneye el koyarlar. İtalyanlar öyle değil. 12 milin dışında İtalyanlar pucak açıyorlar. Sıcak kanlı. Hani onlar esnek. E, yardımcı oluyorlar. 12.000'in dışında uluslararası sularda ama öbür tarafı öyle değil. Önceden izin alıyorsun Tunus'tan bilmem ne onları halletti. Bu vesileyle üç sefer gittim geldim. Bu sene de en son gene gittim e, festivale davetledim. Konuşmaları falan yaptı orada. E, ülkemizi temsil ediyoruz e, Türk insanımızı. Bundan da hoşuma gidiyor bu da benim. Çünkü gitme dengesi bir yer değil. Onun için bunlar önemli. Mehmet Bey, Öğretmen Akademisi Vakfı öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek için kurulmuş. İlk sivil evet. toplum kuruluşu ve odağımızda evet. öğretmenler var. Bu yayını evet. da pek çok meslektaşım izleyecekler. Elbette ki e, öğrenci yetiştiren bir mesleğin temsilcisi olarak bazı kaygılarımız var. İşte Çocuklarda evet. bazı değerlerin oturması, zorluklarla Hayır. baş etme gibi. Şimdi var. sizin mesleğiniz gerçekten hem fiziki hem psikolojik anlamda çok zorlayıcı bir meslek. Yani bu zorluklar arasında ya ne işim var benim burada dediğiniz oldu mu? Ya da olduysa bu zor ruh halinden nasıl kurtuldunuz? Valla hocam sevgili hocam şimdi tabi zorlukları var her işin zorlukları var ama şimdi geri doğru dönüp bakıyorum inanın bir daha ben dünyaya gelsem denizci olurum aynı yolu seçerim insanı temiz bırakıyor, zinde bırakıyor, zihin olarak, beden olarak. Ee, şimdi ben günde iki öğün beslenirim. Ben öğlen yemeği yerim bir öğlen. <laughs> ben bunları o, not alayım. <laughs> i̇nanın bakın. Bütün doktor arkadaşlarım da dinleyecekler bunu gelenler. Mehmet abi senin beslenme düzenini öneriyoruz biz gelenlere. Birisi söyledi Almanya'dan şirketi var orada bu sene işinin sponsorum Sicilya sponsorum Orhun kulaklar çınlasın. Geldi dalış denizin o yani disiplinine, o hareketliliğine borçluyum sağlığımı. Sabah kalkınca ben kahvaltı etmem. Kahvemi içerim, bilmem mi, bir bardak su içerim, gider işimi yaparım, çalışırım, işim varsa bilmem, işim yoksa dolaşırım. Öğlen 11 buçuk yarım arası. Gelirim eve veya teknede dalış yapıyoruz, dalışa gideriz. Ondan sonra kahvaltı ederiz. Oradan geliyor bu alışkanlık zaten. Şimdi güzel bir sıkı kahvaltı ederim? Adam akıllı bol yeşillikli falan böyle. Ondan sonra denizdeysem dalıştan gelmişsek yatarız. Bir iki saat dinlenelim. Evde de aynı taktiği uygularım. Bir de akşam yemeği yerim hafif. Günde iki gün beslenirim. Ne kilom değişir benim. Çok şükür ne bir şekerim ne tansiyonum. Şükürler olsun. Yani böyle bir sorun yok hani bu düzeni önerdiklerini Almanya'daki arkadaş da dedim böyle böyle deyince da, onun dedim dalış yapacağız. Bak beslenme düzeni burada böyle. Ne diyorsun Mehmet abi? Almanya'da çok ünlü bir profesöre gittim. Diyet işinde de 16-8 diyeti diyorlar. Seni bu beslenme düzeni dedi. Bunu önerdi bana dedi. Hani evet. bunları bütün ben sağlayayım Buna borçluyum. Aksone Mehmet olmamı da buna borçluyum. Bu disipline, bu çizgime. Çünkü bir pisliğe, bir çamura bulaşmadan deniz mundarı sevmez derler eskilerin bir lafı vardır. Atar dışarı derler. Yani denizde gezen hani ben ne anlamda bunu söylediğimi siz eğitimcisin anlıyorsunuz. Evet. Evet. Yani bir pisliğe getirdiği için onun için geri doğru dönüp bakıyorum böyle çok mutlu oluyorum. Yani bu hayat güzel bir hayat oldu <laughs> ama sabredene tabii. <laughs> Harika. Mehmet Bey bu enerjinizin, bu yaşam enerjinizin, tutkuyla bir mesleği yapmanın e, bizi izleyenlere genç kuşaklara örnek olmasını dilerim e, son olarak programımızı yayınımızı kapatırken bizle paylaşmak istediğiniz herhangi bir şey varsa onu da memnuniyetle duymak isterim şimdi denizlerin öneminden bahsettik ya Mümtaz sosyaldan da mekanizmden da sayıyla bahsettim e, 97 yılında geldi bir vesile denizde bir şeyler anlattım uzun mevzu anlatmayacağım hepsini ee, döndü geri bir şey anlattım ona e, Denizden altında sığlıklara isim konusunda 10 Ocak 97 tarihinde Hürriyetlik Açık Köşesi'nde Aksona Mehmet'in iki Diliye diye bir yazı yazdı Son Paragrafı çok önemli ondan öncekinden Başlayarak kısa bir şey okuyorum. Buyurun lütfen daha, daha çok sayıda Türk tozlu bozkırların otobüs yollarında Telef olmak yerine uzak maviliklerin bereketli çağrısına kulak verdiği gün derya kıyısında derya nimeti bilmeyen bu halkın yazgısı da değişmiş olacak. Çünkü tarih denizi kullanmaktan hak sahibi olan devlet denizden yararlanmaksızın büyüyen ekonomi denize açılmadan uygarlığa açılan toplum görmemiştir. Saygılarımla mekanı cennet olsun sevgili hocam. Çok çok teşekkür ederiz bu akşam bu. birlikte oldunuz. Çok çok sağ olun. Ee, uzun, sağlıklı bir ömür diliyorum sizin için. Ee, bizi dinleyenlere de e, bir başka Örav sohbetlerinde tekrar görüşmek dileğiyle şen ve esen kalın diliyorum. Çok mutlu olacağım. Sağlıkla güzel bir akşam diliyorum. Tekrar merhaba Ege'nin muhabisinden. Görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere.